Biz reklamlardan önce beyinle sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh'la birlikte Parkinson hastalığını konuşuyoruz. Hocamız dedi ki Parkinson hastalığında her geçen gün bir artış gözlemleniyor. Ama bu minvalde de hastalığa dair çareler de gelişiyor elbette ki. Beyin pili eğer ilaç tedavisi yeterli gelmiyor veya yan etkileri çok fazla oluyorsa beyin pili başka bir çözüm oluyor dedi. Ve biz de beyin pili takılan Ali Hoca'nın taktığı bir hastayı görüntüledik. Canlı canlı pilin nasıl takıldığını da sizler için çektik. Nasılmış ben de çok merak ediyorum, hep birlikte izleyelim. Çakır Kapan, 63 yaşındayım. Hastalığa 5 sene önce başladım. Dilim dönmüyor, konuşamıyorum. Yamacım dağının cevabını veremiyorum. Bu anda sıkıntı basıyor beni. Heyecanlanıyorum. Aşırı terliyorum. Sabah çağınım 3-4 sefer çamaşır değiştiriyor. Üşüyorum. Terlediğim anda üşüyorum. Vücutum diken diken oluyor. Böyle içerim titriyor şu anda. Elim ayağım titriyor. Elime bir kalem versen, imza at desem atamam. Kaldıramıyorum çünkü elimi. Hayatımı çok kötü etkiledi. Bir sene önce başladı. Bir gün sabah kahvaltısı vermiştim. Bardak ağzına götürürken eli titredi. Niye böyle oldun dedim. Kalktı, kolu kasılmış. Ağladı. Niye oldu ki dedim. Herhalde dedim, mert geçirdim dedim. Aldık doktora götürdük. Öyle bir şey olmadı. Yoğmuş. Doktora götürdük tekrar. Dedi Parkinson hastası dedi. O zaman ikimiz de oturduk ağladık. Giderekten daha fazla titremeye başladı. Aynı çocuk gibi oturduğu yerde sürekli uyudu. Yavaş yavaş ameliyatın başlangıç safhasına yaklaşıyoruz. Çakır Bey, buraya kalan olan hep hazırlık safhasıydı. Artık yavaş yavaş ameliyata başlayacağız. Elektrot beyninin içerisinde önce vücudunun sağ yanından haritalama işlemine başlayacağız. Ve hastalıktan sorumlu hücreleri arayacağız. Önce sağ elini kaldır havaya. Açıp kapatmaya çalış. Bana bırak elini. Sol eline bakarak elinin parmaklarını böyle yap sırayla. Çok güzel. Sağ ayağını kaldır havaya. Kaldır. Oynat yukarıya aşağıya, oynat yukarı aşağı, oynat. Güzel, indirebilirsin. Şu anda beynin içerisindeyiz. Şurada yayını bitmiş bir televizyon yayını gibi, hücre duymuyoruz. Yavaş yavaş bilgisayarımız aracılığıyla ilerliyoruz. Beyindeki hastalıktan sorumlu hücreleri bulmaya çalışacağız. Hastalıktan sorumlu hücrenin bölgenin içine girmiş olduk. Şu
şu anda ameliyatın tam ortasındayız. Ben hemen Çakır Bey'e sormak istiyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi. Ağrınız var mı? Yok. Şu anda yok. İyi hissediyorum kendimi. Şu anda hastanın beyin haritalama işlemini bitirdik. Beynin her iki yanına 5 veya 6'şar yolculuk yaparak mikroelektrot tekniğiyle hastanın hastalıktan sorumlu hücrelerini ve etrafındaki hayati önemli merkezlerin yerini bulduk. Birazdan beyin pili elektrotlarını yerleştireceğiz ve böylelikle hastanın beyin ameliyatı kısmı bitmiş olacak. Efendim oğlum? Babacım, hay maşallah, geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Size de geçmiş olsun. Çok şükür, iyiyim. Siz nasılsınız? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ben seni bekliyorum. Hadi. Gelirim birazdan inşallah. Tamam inşallah babacım, hadi. Hadi görüşürük oğlum. Ameliyatımız bitti. Hastamız uyuyor. Beynine elektrotları, uzatma kabloları gövdesine ve pil göğüste köprücük kemiği altına yerleştirildi. Efendim ne kadar alkışlasak azdır. Çünkü aynen. Ben şimdi Sayın Çakır Kapar'ı buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Vallahi delikanlı gibi geldiniz. Bravo, tebrik ediyorum. Şöyle çevireyim sizi. Hoş geldiniz. Çakır Bey, hoş geldiniz. Teşekkür edeyim. Teşekkür edeyim hocam. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Çok iyisiniz. Çok iyiyim. İptallığın son Ali Bey'in sayesinde iyiyim. Peki, şimdi hakikaten bir değişiklik var. Yani bizim VTR'de gördüğümüz Çakır Bey hareket etmeyen, bakışları evet. Bile konuşurken sadece karşıya donuk bir şekilde bakan evet. Ve çok mutsuzdu. Evet, ama burada şuradan şuraya yürürken delikanlı gibi, bu arada eşinin yüzüne bakıyorum, gülümseme bir kulaktan evet. Bir kulağa kadar gülümsemesi var. Hoş geldiniz siz de efendim. Gerçekten çok, yani çok sevindik. Yani, ben de sevindim. Ben çok sevindim. Ali Hoca'nın ellerine sağlık. Ne diyeyim, mucize gibi bir şey. Yani insanın yeniden hayata gelmesi gibi. Siz de öyle hissediyor musunuz? Öyle hissediyorum tabii. Peki ameliyat, ha? Nilüfer gitti eşinin yanına. Bir eşin de duygularını benim alalım. Canım benim. Ağlıyordunuz VTR'nin başında ama şimdi çok her ağladık. Şey değişti değil çok mi? Çok ağladık. 5 senedir ağlıyor. Tabii bu hastalığı birlikte yaşıyorsun değil birlikte mi? Yani yaşadık. Sadece eşine olmuyor. Sana da bütün sıkıntısı yansıyor. Bana da çok oldu. Hareketleri değişti. Hı-hı. Yürüyemez oldu. Yemeğini yemez oldu. Kendi işini kendi yapamaz oldu. Ben yaptım hep. Ben de hastaydım. Benim de gücüm yetmiyordu. O Hı-hı. Ağladı. Ben de ağladım. Bir de tabii dağ gibi birini bu halde görmek insanın canını dağ da gibiydi. İşaret ustasıydı. Çok çalışkanıydı. Birden yıkıldı. Hep yıkıldık. Ev hep yıkıldık. Şimdi sevinç gözyaşları döküyorum. Ama çok ağladık. Olsun. Bu sefer güzel bir şey için ağlıyorsun. İşte Allah'ın sonu Ali Bey'in sayesinde benim de kurtuldu. Hepimiz mutluyuz. Baksana ne kadar Çakır Bey yakışıklı ve dimdik ayakta duruyor valla. Dimdik devrildi ama şimdi geri kalktı maşallah. Ali Bey'in sayesinde. Gidişi suskun olmuştu ama dönüşü muhteşem olmuş. Oldu. Peki Çakır Bey size şunu soracağım. Bu hareketlerinizin giderek kısıtlandığını siz hissediyor muydunuz? Hissediyordum tabii. Peki düşünceler nasıl? Yani düşüncede de yavaşlama oluyor mu? Yani bir şeyleri düşünürken daha böyle hayatı zor kavradığınız yavaşlama tabii, oluyor tabii, mu? Tabii tabii oluyor tabii. Yani kafada da yavaşlama oluyordu. Sadece kafada vücutta da yavaşlama oluyor. Vücutta da yavaşlama oluyor. Peki biliyordum, hissediyordum kendimi. Yani. Yani siz de yavaşladığınızı hissediyorsunuz. Tabii canım hissediyordum. Ya orada çok şey bir şey söylemiştiniz. Şimdi elime kalem alsam yazamam demişsiniz. Yani insan çok içine üzen bir cümle olmuş orada. O zaman yazamıyordum. Tornavidayı alıp bir vidayı kıvradamıyordum. Siz ömür boyu elinizle çalışan bir insandınız çünkü değil mi? Elimle çalışıyordum tabii. Şimdi ise
her tarafa oynatıyor. Yapamadığı şeylerin acısını yapıyor. Çıkarıyor mu şimdi Çakır Bey? Eski işlerimi yapıyor yine şimdi. Devam ediyorum, yapıyorum. İnşaata döndünüz Deniyorum mü? İnşaata dönmedim ama diğer ufak tefek işleri kendim... Evin işlerini yapıyorsunuz. Evin işlerini yapıyorum. Daha önceden yapamıyordum. Ben oradaki halinizi gördüm diye... Elim tutmuyordu, böyle kıvratamıyordum. Böyle oynatamıyordum elimi. Elim şöyle kalıyordu böyle. Şimdi Ali Hoca'ya soracağım. Hakikaten Çakır Bey'de titremeler çok yoktu ama o kadar sertleşmiş ve katılaşmıştı ki yani sanki bir kusura bakmayın bir heykelin hareket etmesi gibi yani eller şeyler böyle yürümüyor etmiyor ve bakışlar da inanılmaz yani ben onun için sordum düşünce sistemini bakışlar bile çok donuk bakıyordu. Neydi durumu size geldiğinde? Şimdi, hastalık bulguları ilerlediğinde hastalığın doğal seyri itibariyle tutukluk, katılık, ağırlık titremenin önüne geçiyor. Bir çeşit şiddetli frenine basılı araba gibi. O çok arttığı zaman zaten titreme kalmıyor ya yani da azalıyor. Yani titreme artınca vücut onu bir durduruyor ve iyice katılaştırıyor. Hastalık ilerledikçe titreme yavaş yavaş azalıyor hastalığın özelliği itibariyle. Evet. Hatta biz bazen başta ilk aşamalarda daha pil ayarlarına başlarken olmayan titremeler bile karşımıza geliyor. Çünkü hasta başa doğru gelmiş oluyor. Bir de tabii her hastanın titremesi yok. Yani titreme özellikle istirahat halinde olan parasayar tarzda titreme Parkinson hastalığının en dikkat çekici bulgularından biri ama her hastada da titreme olmayabiliyor. Çakır Bey de başta olup daha sonra yoğun katılık ağırlık nedeniyle titremesi olmayan bir hastaydı. Bizim artık müdahale ettiğimiz dönemdi. Ama bir grup hastada da tabii titreme ön planda oluyor. Ameliyat dedi size Ali Bey öyle mi? Evet. Yani gittiniz, baktı. Siz önce nerede tedavi oldunuz? Kendi şehrinize. Önce kendi memleketimde tedavi oldum. Ankara'ya geliyordum. Ankara'da bir hocam vardı. 5 sene olmuşsunuz öyle diyor. Değil mi? 5 sene, evet, sene boyunca tedavi. Oldum. Ama tedaviye rağmen giderek işler kötüleşmiş. Kötüleşti evet. Hapı yutuyordum. 2 saat tesiri oluyordu. 2 saat sonra geri aynı halimi alıyordum. Peki 2 saat sonra hap tekrar yutmak gerekiyordu. Evet. O zaman 2 saatte bir hap alsaydınız olmuyor muydu? O zaman vücutum kabul etmiyordu. Etmiyor muydu? Etmiyordu. Yani o ağır geliyordu ağır, değil mi? Ağır geliyordu tabii. Yıllar içinde giderek bu iş zorlaştı. Sonra peki nereden aklınıza geldi böyle bir tedavi yapmak? Böyle bir tedavi yapmak nereden aklımıza geldi? İnternetten çocuk Ali Bey'i görüyor. Şey diye buluyor. Orada görüyor. Gördüğü halde bu sefer Ali Bey'in telefon numarasını alıyor, yazıhanesini öğreniyor. Oraya geldik, orada yazıhanesinde bizi muayene etti. Dedi böyle böyle ameliyata karar verdim dedi. Yani sizin durumunuz aslında 5 sene çok uzun bir süre değil herhalde ama çok ileri bir formu muydu? Çakır Bey'de hastalık bulguları çok hızlı ilerliyor. Bu muhtemelen beyindeki o dopaminin çok hızlı azalmasına bağlı olan bir tablo. Bir yandan da bir hastanın alabileceği maksimum ilaç dozlarını alıp kendi dediği gibi işte 1,5-2 saat ancak iyi olabiliyor. Ve de onları da çok rahat tolere edemeyen bir hastaydı. Böyle bir durumda artık hani daha sık daha yüksek doz ilaç veremeyeceğimiz için biraz önce konuştuğumuz gibi ilacın işini bizim beyin pilimiz üstlendi. Peki ben eşine de sormak istiyorum Nilüfer'cim. Siz orada diyorsunuz ki sana felç geldi herhalde, inme indi herhalde diyorsunuz değil mi? Felç sanmıştık. Önce felç sanmıştık. Sonra hastaneye gittik, felç olmadığını öğrendik. Ne oldu ki felç sandınız? Yani nasıl bir şey gördünüz eşinizde? Yerinden kalkamıyordu, böyle yamuk yumuk yürüyordu. İlk başlarda titriyordu, eli tutmuyordu. Biz de felç belledik. Olsa olsa bu felç. Olsa olsa felç dedik. Hiç ama kendine bir şey söylemiyordunuz öyle mi? Yok, biz de bilmiyorduk. O hastalığı hiç duymamıştım ben. Hayır yok, felç hani o sormuş... Neyim var benim deyince siz demişsiniz ki sana herhalde felç geldi demiş. Öyle sandık öyle dedik evet. 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 Öyle dedik. Peki ameliyat dendiğinde korktun mu nasıl bir ameliyattır ne olur diye? Televizyonda izledim Ali Bey'i. Çocuk da internetten izletti oğlumuz bizi. Oğlumuz mu vesile oldu? Oğlum vesile oldu. Allah razı yapmış, olsun. Vallahi Allah iyi ki araştırmış Ali Hoca'yı. Bulmuş. Araştırdı çoktan araştırıyordu. Sonra işte gittik Ali Bey'e. İptallah'a sonra Ali Bey'e de güvendik. Sonuç da güzel oldu. O zaman ağlıyorduk, şimdi gülüyor. Ama öyle diyorlar ama en çok korkan hastalardan da bir tanesi. Yani öyle yani mi? Hani şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, bir şey olmayacak sonuçta gibi. Sonuçta yani ben bir şey söyleyeyim. Siz tabii günlük işinizi yapıyorsunuz ama
Geliyorsunuz diyor ki birisi, ben kafanın içine bu kadar bir iğne sokacağım, bir de oraya elektrik vereceğim, hadi bakalım gel. Bu kolay mı yani, değil mi? Kolay evet, değil yani insanın. O kafasının içine, beynin içine iğneler girecek, oradan elektrik verecek. Aslında biz korkmuyorduk, bu korkuyordu. Öyle mi Çakır Bey? biz yok canım, Çakır Bey korkar mı ya? Canım acıyor, bu canım acısından. Bunun canı çok tatlıydı, bu korkuyordu. Canınız da mı yanıyordu? Canım yanıyordu tabii, dedim Allah'ın dediği olur. Ben peki canınız niye yanıyor? Neye, nasıl bir acı vardı? Niye acı vardı? Acı bu bacaklarım titriyordu böyle, ağrıyordu. Eşiniz tabi okuyor onları böyle, ben gördüm. Bacakları çok ağrıyordu karnım hocam. Karnım ağrıyordu. Karnı ağrıyordu. Gece adamın hiç uyuyamıyordu. Benden yardım 20 istiyordu. 20 sefer çıktığım gün oluyordu. Yani, hiç uyumadığım gün oluyordu yani. Bütün kaslar kasılmaktan artık herhalde, değil mi, vücut yoruluyor mu? Tutukluk, ağırlık, hareket etme güçlüğü biraz önce söylediği yakınmaları ön plana getiriyor. Aslında tabii Parkinson ağrı yapan bir hastalık değil ama bu kadar ağır bir tabloda o ağırlığı hastalar basınç, ağrı, ağırlık, ağrı diye tarif ediyorlar. Orada da biz tabii işte hastanın ilaca cevabını sorguluyoruz. Hani Parkinson ilacıyla geçiyorsa o ağrılar, hani biz onu tamam amca senin bu ağrını da geçirebiliriz diyebiliyoruz. Ama tabii yaşı ileri hastalarda başka bir sürü nedene bağlı da ağrı olabiliyor. Sonuçta biz ağrıyı tedavi etmiyoruz. Evet, ama sonuçta o katılık gittiğinde o ağrılar da büyük oranda gidiyor. Şimdi ben biraz da işin tıbbi teknik yönüne girelim istiyorum. Şimdi geldi size mesela Çakır Bey, bakıyorsunuz, incelediniz, ameliyata karar verdiniz. Yani pil takacağız dediniz. İyi de nereye takacağız? Nasıl takacağız? Nasıl yani beynin, çünkü bir haritası yok ki, herkesin beyni de biraz birbirinden farklı. Aynı bölgeler yani milimetre değse, bu sefer konuşma merkezine uyarsanız başka bir şey olur. Başka bir merkeze uyarsanız başka bir şey olur. Nasıl buluyorsunuz bunları? Şimdi hastalar için çok zor değil ama hekimler için çok zor ameliyatlar bunlar. Çünkü hani işin kuralı beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir yeri, özellikle de o bizim beyin sapı dediğimiz okullarda soğancık diye öğrenilen anatomik oluşum, ki bütün hayati merkezler burada, oraya çok yakın bir bölgede burayı bulup oraya elektrot koyma ameliyatı yapıyoruz. Aslında bizim işimizin sırrı biraz görüntülerde de gördüğümüz bizim mikro elektrot tekniği dediğimiz teknikte. Ameliyat uyanık, hastayla konuşarak, sohbet ederek yapıyoruz. Kafatasına birer küçük delik deliyoruz. Ama beynin içerisine ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu uyanık ameliyat sırasında bilgisayar aracılığıyla mikron mikron ilerletiyoruz. Lokal anestezi mi var? Lokal anestezi. O da cilde yapılıyor aslında, hastalar değil mi? Hastalar toplam 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor. Aslında ilk yaptığımız şey o başındaki çerçeveyi vidalarken 4 tane vida ile vidalıyoruz. Yatak başında bu. Canı yanmasın diye o 4 tane iğnenin battığının acısını duyuyor. 2 tane de ameliyatta cildi keserken. Beyin ağrıya duyarlı değil. Biz uyanık rahat rahat içine girip çıkıyoruz ama cilt ve cilt altında ağrı olmasın diye. Toplam 6 tane iğneyi duyuyorlar. Bu elektrodu biz bilgisayar aracılığıyla beynin içerisinde mikron mikron ilerletiyoruz. Karmaşık ve pahalı bir elektronik düzenekle biz beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinliyoruz. Bu bir çeşit Avrupa'da arabayla seyahat etmeye benziyor. Eğer o dili biliyorsanız nerede olduğunuzu anlıyorsunuz. Bugün için teknoloji hem görüntüleme hem hesaplama olarak çok gelişti ama bunlar tabii ki sanal ortamda yapılan hesaplamalar. Demin de dediğiniz gibi nasıl ki herkesin ağzı, yüzü, gözü birbirine benzemiyor, bu hücrelerin beyinde olduğu yer de aynı değil. Aralarında 2-3 milimetre fark var ki o benim için 2-3 kilometre demek. Tabii yani siz aynı demin verdiğiniz örnekten yola çıkacağım. Bir şehre gideceğinize öbür şehre gitmiş olabilirsiniz ve hiç de farkında olmayabilirsiniz. Çünkü bunun her haritada aynı gösterilmiş bir yeri yok. Yani 1 milimetre, 2 milimetre yana kaydığında bambaşka bir yerde hem tedaviyi sağlamadığı gibi hem de başka bir yere uyararak sıkıntı yaratabilirsiniz. Burada aslında iş mikro elektrot kayıt ama fizyolojik haritalama. Sadece kaydetmek değil, hücreleri dinlemek değil. Bunu bir hani portakal gibi düşünelim. Tam ortasını bulacağız. Biz girdiğimizde burada da olabiliriz, burada da olabiliriz. Önde veya arkada da olabiliriz. Dolayısıyla her hastada bir 5-6 tane aralıklı yolculukla biz hem hastalıktan sorumlu hücreleri buluyoruz. Beynin o bölgesinde de vücudun bir reprezentasyonu, yani yansıması var. Hasta da bize yardımcı oluyor. Eğer koopere olabilecek düzeydeyse, ikinci de daha iyiydi, İşte üçüncü de ayağım iyileşti, birinci en iyiydi diyebiliyor. Uyanık ameliyat etmenin bir avantajı da bu. Yani her şeyini soruyorsunuz. Konuşma mı düzeldi? Bacak mı hareket ediyor? Kol mu daha rahat hareket ediyor? Size bu soruları sordular. Evet, sordular. Peki siz ameliyat ilerledikçe iyileştiğinizi daha o sırada hissettiniz mi? İyileştiğimi hissettim. Yani bacağınızı, kolunuzu böyle birdenbire hafifledi mi? Oynatabilir mi? Ameliyat olduktan sonra çok rahatladım.
Hiçbir ağrım kalmadı, hiçbir şeyim kalmadı. Maşallah. Vallahi elinizin kolunuzu hareketinden de görüyorum böyle. Keyifle ve zevkle Çakır Bey elini kolunu sallıyor. Ama tabii bu Çakır Bey'in dediği kadar böyle değişen bir şey değil. Öyle olsa zaten tel takarız, pil takmayız. Hastalar tabii küçücük bir anatomik oluşum olduğu için oradaki bir milimetrelik bir elektrodun varlığıyla bile iyileşiyorlar. Hem kayıtlama yöntemi sırasında hem de ameliyat sonrasında bunu bizle paylaşıyorlar ama ameliyattan sonra biz tabii pil ayarları yapıyoruz, açıyoruz ve 2-3 haftalık bir süreçte hastayı bizim için gelebileceği en iyi duruma getiriyoruz. Ameliyata geri dönersek o fizyolojik haritalamada bir yandan hücreleri dinliyoruz. Bir yandan da biz uyanık hastada mikroamper düzeyinde elektrodun ucundan elektrik akımı verip hastanın cevaplarına bakıyoruz. Böylelikle aslında 80 mikrondan az bir hata payıyla hem aradığımız hücreleri hem de etrafında biraz önce değindiğiniz değmememiz gereken hayati oluşumların yerini buluyoruz. Bu yaklaşık 2,5-3 saatlik bir süreç. Sonrasında da elektrotları beynin içine yerleştiriyoruz. Pili de takıyoruz. Ameliyat bitiyor ama işler yeni başlıyor. Peki, şimdi burada yani aslında 2,5-3 saat boyunca varmaya çalıştığımız şehre varıyoruz. Aynen öyle. Ondan sonra hemen oraya hedeflere atış yapılıyor, elektrotlar konuluyor, pil takılıyor ve çıkılıyor. Bu hazırlık safhası aslında. Yani ondan sonra sizin böyle şey gibi, radyo gibi ayarınız yapılıyor. Evet. Ondan sonra Ali Bey alıyor eline kumandayı. Kaç hafta sürdü ayar kısmı? Şu anda 3. haftadayız. Üçüncü haftadasınız. Evet. Ayar olmuş, süper olmuş. Hemen daha hemen. Da var yani mı? Ortalama yani %85'teyiz. Ufak tefek ayarlarımız var. Tabii mesela Çakır Bey de onu yaşadı. Baştan pil ilacın etkisini üstlendiği için birkaç gün amanın öldük bittik, bu adam eli kolu durmuyor, hoplayıp zıplamaya başladı oluyor. Orada işte ilaçları azaltmamız gerekiyor. Tabii orada şimdi şöyle bir şey var. Hastalık ilerlerken önce titremeler geliyor, hareketler geliyor. Hastalık daha da ilerledikçe kasılmalarla birlikte titremeler duruyor. Pille siz geri alırken kasılmalardan tekrar titreme safhasına geliyorsunuz. Ondan sonra daha geriye geçiyorsunuz. O dönemi yaşadı. Peki evet. Korktunuz mu o dönemde? Eyvah, bu ameliyat yanlış oldu dediniz mi? Dedim. Bak ben nasıl biliyorum dediğini. Tamam. Biz gittik, bu doktor beni şey yapacağım, iyileştireceğim derken sağım solum oyuna titremeye başladı dediniz. Hocama geldim söyledim. Hocam dedi ki bizim açımızdan dedi de iyi bir şey dedi. He. Titriyon da daha ne istiyor? Çakır Bey'in, Çakır Bey'in yaşadığı peki titreme değildi. O içten dışı hareketlerdi. He. Çünkü hem pilin etkisi hem ilacın etkisi fazla geliyor. Evet. Bu sefer hasta istem dışı hareket ediyor. Aslında biz onları ne kadar görürsek o kadar seviniyoruz. Çünkü cevap hastanın geliyor. İlacını o kadar azaltacağız demek ki evet. Şu anda hiç ilaç almıyor. Hiç ilaç almıyor. Kestiniz tamamen. Kestim. Tamamım bitti. Peki. Yaklaşık 2-3 haftada siz tedrici olarak yavaş yavaş pilin dozlarını arttırıyorsunuz. İlacın dozlarını indiriyorsunuz ve ayar yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki bu dönemde ne kadar da bir görüyorsunuz hastayı? Ameliyatımız yoksa, çünkü bir yandan da ameliyat tabii, hayat devam gerekiyor. Ediyor. Haftada 3 ya da 4 gün. Bizim programımıza göre hastalar her sabah erken bir saatte ilaç yutmadan, çünkü ilaçsız halini görelim ki hastaya en iyi ayarı yapalım istiyoruz. Geliyorlar. Bu ortalama haftada 3 ya da 4 gün oluyor. Peki eşine soralım. Çakır Bey'in ayarları tamam mı sizce? Bence çok güzel. Çok güzel. Bozmayalım değil mi ayarları? Hocam daha iyi bilir ama bence çok güzel. Ali Hoca diyor ki %85, daha bir %15 ayarlayacağım diyor ama bence çok güzel. Eşi de çok memnun. Bu ayarları bozmayalım hocam. Yok yok, bozmuyoruz. Onu da söylüyorlar zaten. Aman şey yapma. Dokunma diyorlar. Fazla dokunma. Evet. Çok ilaç kullanıyordu. 5-10 ilaç alıyordu. Her aldığında 9-10 denap alıyordu. Onlar bitti. Ağrıları bitti şükür Allah'a. Evet, en önemlisi de şöyle düşünsene, evde devamlı bir insanın sürekli bir yeri ağrıyor ve bu senin çok sevdiğin, canın saydığın bir insan, onun ağrıdıkça senin canın yanar, sürekli insanın canı yanar. Akşamları böyle, değil mi? Uyuyamıyor. Hem de nasıl yanıyordu? Ben ondan çok ağlıyordum onun haline bakınca. Çocuğa dönüyordu hocam. Çoruya oturuyordu, çocuğa dönüyordu. Hani çocuk gibiydi. Başlıyordu, bir çocuk gelse şimdi beni düver dedim diye ben bitiyordum o zaman. Peki. Oğlunuzu soracağım. Oğlunuz telefonla da konuştunuz ameliyatın sonunda değil mi oğlunuzla? Evet. O da herhalde çok mutlu olmuştur. Tabii. Çünkü araştırmış, etmiş, bulmuş, babasının tedavisini sağlamış. Müthiş evet. Bir şey. Ne yapıyor oğlunuz? Mutlu oldu oğlum. Kaç yaşında? Kaç yaşında oğlunuz? Ortalama 35 herhalde.
Allah. Ortalama ortalama o diyor ki ortalama 30-35 diyor, siz de 35 yani iyi 35. Tamam peki. Ortalama 35 yaşında. Gel de burada bir aşağı derim. Öyle mi, aşağı gitmiş herhalde, o kalmadı. Peki ona bir kere çok teşekkür ediyoruz oğlunuza, yani size bu tedaviyi sağladığı için. Avuçladığı altın olsun, onun evladı ona bakıtsın. Gece gündüz hiç uyumadı. Bir gece de 4-5 kere kalktık yataktan, interneti geri izliyor bir daha, izliyor bir daha. İkna olana ya, kadar. Telefon numarası buluyor internetten Ali Bey'in hastalarını. Onları arıyor. Aradığımızda bir daha arıyor. Araştırmaya bak. Çakır Bey bayağı korkuyordu. Oğlu aslında bayağı babası çalıştı. Babası çok korkuyordu. Oğlum da korkmuyordu. Ben de korkmuyordum. Bu korkuyordu. Neyse Çakır Bey sonunda ikna olmuş. Ben korkmuyordum iyi. Onlar ne diyor? Onlar söylüyor. Korkuyor diyor. Korkuyordu. Biz buna demeden araştırıyorduk. Peki. Benim haberim olmadan araştırıyorlar. Evet araştırıyorlar ama yani sonuçta siz tabii niye korkacaksınız? Adamın beynine girecek elektrotlar. Siz niye korkacaksınız? Size korkacak bir şey yok. Ama çok şükür bugüne gelmişsiniz. Allah'a çok şükür. Evet. Şimdi pil ne kadar? 5 sene falan gidecek mi pili? Çakır Bey de bayağı... Nerede pil? Pil burada. Göğüste. Cilt altında. Şöyle bir cihazımız evet, var burada. Şurada elimle hissedebiliyorum. Bakın şöyle. Beynimizin içinde iki tane elektrot var. Kulağın arkasından da kasketi çıkarmam diyordu ama sonunda çıkardım. Bakın bir çıkaralım. Şöyle bir dönelim bakalım. Şöyle. Görünmüyor onlar tabii. Kulağın arkasından da uzatma kabloları geliyor. Cilt altından geliyor, değil cilt mi? Altından. Yani buradan cilt altından kablosu geliyor ve ön göğsüne kadar buraya kadar iniyor. Bizim dikkat etmesi gereken bir şey var mı? Çok özür dilerim. Aslında hastalar her şeyi yapıyor. Hani tabii maç yapmayacak, topa kafa atmayacak ya da işte hayır, uzak yani, doğu sporlarından uzak. Öyle değil de mesela yani böyle çok travmatik şeyler değil de ne bileyim işte hep sorarlar ya, hamileler soruyor. Ben markete gidiyorum, kapıdan içeri gireceğim, işte geçeyim mi geçmeyeyim mi? Yani böyle bir takım aletler var mı ortalıkta dokunabilecek? Bir sakıncası yok ama tabii metal bir implant olduğu için güvenlikte ötüyor. Özellikle havaalanlarında. Onun için hastaların eline böyle bir cihaz taşıdığına dair bir sertifika veriyoruz. Bir de MR'a girmeyecek herhalde. Onu gösteriyorlar. Manuel muayene oluyorlar. Manyetik alan, tabii metal bir implant var. Hem pilin ayarını değiştirebilir hem de bir yan etki ya da bir olumsuz bir etki yaratabilir. O yüzden hastalar MR çektirsin istemiyoruz. Evet. Ama çok özel bir gerekçe var görmemiz gereken. Hayati o zaman şeyse. Bizim kontrolümüz altında beyin MR'ı çektirebilmek mümkün. Bugün için daha omurga MR'ını farklı bir teknikle çektiği için hastalar risk almasın diye istemiyoruz. Onun dışında yüzüyorlar, spor yapıyorlar. Araba kullanmayın diyoruz, bizi dinlemiyorlar. Kullanıyor. Tabii şimdi bu kadar aslan gibi hissedince kendini arabasını da kullanır. Acizi çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık diyoruz. Nice böyle iyileşmelere. Çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun buraya kadar geldiğiniz için. Eşinize de çok teşekkür ediyorum efendim. Ve efendim kısa bir aradan sonra bu sefer çok genç bir